Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz muhteremler, müminlerin dokuz özelliği. Bu tabi ayet-i kerimeye göre daha çok var aslında. Tevbe suresini okurum inşallah, ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Et tayibunel abidun. Birinci özelliği müminlerin et taibun tevbe ediciler müminler. Şimdi bunu tabi dinlerken okurken inşallah muhteremler kendimizi buna kıyaslayalım. Acaba bizde var mı bu özellikte yok mu acaba? Müminlerin birinci özelliği bunlara sürekli devamlı tevbe ederler. Nedir teve günahlara pişmanlık için yanması, gönlün sıkı daralması. Gerçekte günahkarların daha çok tevbe etmesi gerekiyor, onu etmezler ama. Neden? Şimdi bir insan temizce bir yıkansa, üşüne alsa, güzelce yeni bir şey giyse. Üzerine hafif bir toz dokundu mu hem onu silkelemiyor böyle bakar böyle. Korur yani kendisini böyle. Ama kişinin üzerinde eski bir elbisesi de var, iş elbisesi var. Artı toz da olur, topak olur, çamur da olur. Kişi onları aldırmaz muhteremler. Günahkar insanlar da günahkar olduğu halde artık günah battığı için her şeyi bırakmış onlara böyle. Müminler bu konuda hassastır. Tevbe konusunda günahı kabul edemezler bunda. Yanar işleri bunlar. Ki levvame deniyor bunlar. Levvame. Levmetme. Kendini devamlı, kendini kınama. Kendine böyle. Yani bir hata verirsin, bir şey yapsın. Kendi kendine işin yarmadır. Böyle. Elli olmadan insan bir an bir kızabilir. Eşliğine, arkadaşlığına, evladına, yakınına bir arzu söyleyebilir ama hemen pişman olur işte arkasına. Eğer bir insan yaptığı bir hatanın dolayı pişman olmuyorsa bu kişi tebekar değil. Yaptığını razı metre böyle. İşte bu müminin birinci özelliği et taibun tebe ediciler. El abidun ibadet ediciler ederler yani ibadet, ubudu Allah kulluk Celle Câlu'yu böyle. Bundan zevk alır müminler Allah kulluktan Celle Câlu'yu. Nedir ibadet? Öyle tabi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, yani zikrullah. Sonra beş vakit namaz. Bu dinin direği bu, özü bu. Beş vakit namaz böyle. Bu olmadı, olmaz böyle bu. Bir gün Halep'ten trene bindim. Aynı kompartmanda bir profesör, Ermeni, Fransız oturuyormuş kendisi. Annesi Türkiye'den gitmiş oraya. Türkiye'de biliyor kendisi. Yanında eşi bir de kız kardeşi varmış. Tabii otururken orada anlıca benim Türk Müslüman olduğumu dedi ki bak de, zamanımız var. Ben de Hristiyanım dedi, Katolik'üm dedi. Sen Müslümansın, Müslüman ve elhamdülillah. Bu da bir tartışan günleri karşılıklı beraber dedi böyle. Sonra tabii uzun, çok uzun oldu bu mesele de ben yalnız namaz konusuna burada inşallah temas edeceğim namaz konusuna önce Kur'an İncil ele aldık. Sonra iman mesele ele aldık bunları. Elhamdülillah ve saatlerce uğraştık beraberce. Elhamdülillah bunları baya baya bir artık kabulünü gibi oldu. Sıra gelişti namaza. Şimdi bu artık bana sormaya başladı. Yani itazarı baktı, öğrenmek için sanki. Dedi ki, İslamiyet'e de güzel ama dedi, namaz var İslamiyet'te. Her günde beş vakit namaz. Sabah güneş doğmadan karanlıkta kalk, namaz kıl. Öğle vaktinde yemek molası var, istirahat molası var. O anda namaz var. Mesai saatinde ikindi namazı var. Akşam namazı var, yas namazı var. Bu biter mi dedi böyle bu şekilde bu dedi böyle. Bitmez bu namaz yani. Bu zor değil bu şekilde. Tabi önce konuşuyor. Ben dinliyorum onu. Hiç araya karışmıyorum. Sonra ben cevabı başladım. Dedim namaz bitmez diyorsun öyle mi? Evet dedi. Ben namazı bitiririm ama dedim. Ben namazı bitirdim dedim böyle. Bana şu an namaz farz değil. Ben bitirdim. Nasıl bitirdin? O anda saatte on filan böyle. Kuşu vaktine böyle. Ben bu sabah kalktım elhamdülillah. Sabah namazını kıldım. Bu namaz bana son namazım benim farz olan üzerime benim. Bana şu anda başlama farz değil. Bana son üzerine farz olan namaz bugün sabah namazıydı. Bugün benim sabahımızı kıldım. Bu son farz namazımdı. Namazım bitti. Peki öyle namaz öyle ne dedim. Eğer de ölüye kadar yaşarsam o zaman farz olacak bana. Başta belli değil böyle. Ölüye kadar yaşarsam o zaman farz olacak. O zaman bunu kılarım bunu. İkindi, e, kimse olsun onlar farz budur bu şekilde böyle. Şimdi çoğu böyle diyorlar. Ya namaz biter mi? Diyorlar. Günde beş dakika namaz kıl diyorlar. E, Rabbim ömür verirse insana o zaman faz olayım muhtemelen Beş vakit namaz. Şimdi imanı zayıf olanlar bunlar ibadete zor gelir ibadetler. Neden? Hasta bir insan. Ateşli hastalığı var, şusu busu var. İşte kaçmış kişinin. Ama zayıflıyor, kilo veriyor, biraz gıda alması gerekiyor ama iştah yok kişinin <laughs> böyle. Ne yapması, bu kişi ne yapması gerekiyor? Önce kendini biraz zorlaması gerekiyor Zorlaması böyle. Zorlaması gerekiyor. Sonra yavaş yavaş sağlığına kavuştukça iştahı da açılır. Namaz da böyle muhtemelen. Namaz da böyle. Önce kişi namaz zor gelir, tatsız gelir. Namazdan bir almaz kişi böyle. Neden? Onun gönlü hasta aslında. İmanı zayıf, inan zayıf öyle. Allah'tan gafil diye Allah bilemiyor. Vatan gafil bir kişi bu imanı zayıftır. Yusuf Yusuf Aleyhisselam vardır peygamberlerden. Yakup Aleyhisselam oğlu. Bu tabi bunun kısası çok uzun. Özel hakkında sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bir nebzandan bahsedeyim inşallah ibadete ilgili. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz kuyu atıldı, kuyudan çıkarıldı, Mısır'a götürüldü, köle pazarına satıldı köle diye. Peygamber oldu, dedesi peygamber. Yine peygamber nabzedi, Satıldı köle olarak. Çok güzel olduğu için, değeri de yüksek olduğu için de herkese alamadı. O da Mısır Maliye Nazırı, bakanı yani. O aldı bu satın bunu. Evine götürdü. Daha delikanlığa girmemiş daha böyle. O çağlarda. Dedi ki eşliğine Züleyha'ya, bak Züleyha bir köle aldım ama buna köle gözüyle bakmayalım. Bu asil bir insana benziyor, asaleti bir insana benziyor bu. Bunu bir evlat kabul edelim evimizi sarayda bunu bakalım dedi böyle. Tabi sarayda büyüdü. E, delikanlı çağına geldi. Artık bakan aşık oldu kendisine. Züleyha buna aşık oldu şimdi. Züleyha. Elli olmadan tabi bir arada bütün gün buna gönlünü verdi. Verdi ama Yusuf Aleyhisselam peygamber değil ama irasat makamı deniyor keramet üstün oluyor makam. O makamda kendisi. Yani haram işleyemez o anda. Öyle imanlara kuvveti ki onların yani Allah'tan gafil değil böyle. O durumda bunlar. <laughs> Züleyha uğraştığı halde hatta kapıyı kilitledi. Heyeteli gel dedi sana teslimim dedi. Suha Aleyhisselam kaçarak arkasından yapıştı. Yırttı bir çekerek böyle kuvvet çekti bu şekilde. Yani sonuç korusu haber aldı bunu. Bu yayıldı Mısır'da söz arasında. Sonra zindan atıldı Yusuf Aleyhisselam'ı Zindan atıldı böyle. Yer altında zindan böyle. Karanlık kerdine böyle. Orada Züleyna korusu ölmüş. Yusuf Aleyhisselam tabii. o ama bir gün diyor ki zindan başı Yusuf diyor. Ben istedim kurtarırım buradan diyor. Ama burada kalmanı istiyorum öyle muhtemelen böyle. Yani zindana girdi, zindan durlandı ama böyle. Onun sohbetleriyle, onun güzel halleriyle, ilgilenmesiyle zindan durlandı. Herkes zaman benim kendisinden. E çıkmasın zamanı geldi. Nasıl çıkacak? Mevlam bana bir sebep verecek muhtemelen. Böyle. Mevlam sebebini veriyor muhtemelen. Vakti gelince ama Mısır'ın hükümdarı bir karmaşık rüya gördü. Kimse bunu çözemediler rüyasını, yorumlayamadılar. Sonra bir şerbetçi orada girmiş, zina girmişti. Dedi ki hükümdara, zinanda bir Yusuf diye biri var, o bunu yorumlar dedi böyle. İzmir'e gideyim vardı böyle. Geldi sonra bunu yorumladı tabi bunu. Hükümdar bunu kendisini çağırdı bu sefer. Gelsin bakalım dedi böyle. Yusuf Aleyhisselam gitti hükümdarın sarayına. Hükümdar dedi ki buna, bak Yusuf dedi, benim sana anlatmışlar, yorumlamışsın, hoşuma gitti. Ama bir de ben kelim anlatayım, ağzından dinleyeyim bunu. Hükümdar sen zahmet etme. Rüyanı ben sana anlatayım rüyanı. Nasıl olur? Bir anlatayım bakayım böyle. <laughs> Hükümde unuttuğu noktalar varmışlar rüyası yorum. Unuttuğu yerler varmış. Onları anlatıyor ve yorumu yapıyor muhtemelenler. Yani kıtı koca şuna bunu olacak. O girmiyor tabi o Bu arada Züleyha e da tabi dul kaldı. Duymuş Yusuf Aleyhisselam'ın zizana çıkarıldığını, saraya geldiğini. O da saraya geldi. Dedi ki hükümdara, hükümdarım benim dedi eşim, zevcem sana bu kadar yıl hizmet etti. Sana salakata bağlıydı. Şu anda öldü. Şu anda öldü, ben dulum. Yusuf'a ben kötü gözle baktım. Haram olarak ona yaklaşmış idim. O bana bakmadı. Şu anda ne olur hükümdarım dedi. Siz de araya giriniz. Benim hiç olmasın bir gece olsun dedi. Helal olsun beni. Hükümdarım tabi araya girdi. Yusuf'a rica etti. O da kabul etti. Orada nikahı yapıldı. Nikahı yapıldı böyle. Yusuf'a rica etti. dedi sarayına, zülaya akşama girilmedi. O zaman iş saatleri güneşle doğmasıyla başlıyor, baş iş bitiyor böyle. Züleyha evine tabi gidiyor ama ayakları değmiyor ama sevincinde Yusuf'u kavuşturuyor akşam artık. Uçuyor sanki böyle. Öyle evine gitti. Dümeşleri var. Koca köşkü sarayı var. Her taraf temizlendi. Koyun kesildi. Pilav yapıldı. Herbalar yapıldı. Şimdi tarasa Züleyha Güneş'e bakıyor. Güneş batsa da Yusuf'u gelse. Daha kuvveti Güneş Yusuf bu maddi Güneş'ten böyle. Akşam oldu. Söylesem geliyor. Çekildi bunlar bir odaya. Sofra kuruldu. Beraberce yemek yiyorlar. Nikahlı aklında helalli birbirlerine. Yusuf Aleyhisselam tabi ne konuşacak orada? Önce imanı konular. Allah'ın cehennemli varlığı azameti, rubiyeti, bütün yerleri gökte yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen Mevlam. Öyle anlattı ki, Züleyha artık gönlü yandı Allah diye Züleyha anda. Allah bildi onda böyle. Gönlü Allah diye yandı. Gece arası olmuş ama. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya bak Züleyha gece arası oldu. Yatalım artık Züleyha uykuda uyanır gibi bir kendine gelir şöyle. Bir kendine geldi. geldi Yusuf'a baktı. Yusuf, Yusuf dedi be. Ne olur bana izin ver. Bu gece ben odama şekileyim. Allah de bir yanayım. Yusuf'a da biliyorsun Dedi ki Züleyha ne olur sana? Hani bana aşıktın bak. Benim için bu kadar yıllar yanmıştı benim için. Tam bana kavuştun. Niye bu aşık yalnız kalmak istiyorsun? Şunu söyledim hatta. Yusuf, Yusuf dedi böyle. Ben Allah'ı bilmemişim. Allah'tan gafilmişim. Bu işi Rabbim öğrendiğim Allah diye imanı anıyor böyle, böyle. İşte muhteremler insanın imanı kuvvetlendikçe gönül Allah ister Allah'a böyle muhteremler. Ne diyor aşık Yunus? Cennet konusu açılıyor da iş sene versen anı bana seni gerek seni diyor orada bak. Cennetten bahsediyor da, cennetten bahsediyor. Sonra şöyle söylüyor. ver versen anı. Cennet isteyene ver bana seni gerek seni diyor orada bak. Allah'a Cennete de geçiyor orada. Cennete geçiyor. Geçer insan Allah şey gönlü geldi mi? Böyle bir Allah'ta uyandı mı gönül? işte ibadetler bu şekilde oturur. Önce insana biraz sıkar ibadetler. Namaz bu ana soğukta, sıcakta, işi arasında, telaş arasında yani namaz damara girdi gibi şeytan vesile bir kişiye verir. Ama iman kuvvetlenince dünya bir tarafa, her şey bir tarafa Allah kulluk bir tarafa böyle. Kul namazdan zevk alın başlar, namazdan feyiz alın başlar bu böyle. Hazreti Urve vardır tabiinde yani Bey'in oğlu Hazretlerin ayağa gangren olmuş Ayağı gangren olmuş Ayağını kesilmesi gerekiyor. O dönemde tabi hastane yok böyle. Narkoz yok. Öyle ki aynı böyle. Derslerle kesilecek aynı böyle. Kemiğini böyle. Çok acır mı? Acır tabi dediler böyle. O halde bana müsaade edin. Abdullah'ım namaza durayım. Namaza kestin bak. Der. Namaza kestin de böyle namazdayken bir Allah-u Ekber deyince, Allah azametinin o atmosfere girince her şey geçiyor mu böyle. İşte Mevlam bir ikinci özelliği müminlerin el-abidün, Allah Celle Câlu, ibadette devamlı ibadete böyle. Yani Allah demeden duramaz böyle. Ama Kur'an'dır, zikirdir, tesbihattır, namazdır, sohbettir Allah yolunda hep bu alırlar. Bundan zevk verirler. Bundan gıdalar bu olur. Üçün özelliği el hamidun. Allah Celle Celalü hamd ederler. Allah hamd, Hamdü sana. Allah Celle Celalü. Neden kul nereye baksa Allah nimetine görür muhteremler. İnsan yukarı bakar, güneşe bakar. O güneş dünyada enerji sağlayan, Güneş muhtemelenler. Yıldızlara bakar insan gece, akasya bakar, ağaçlara bakar, meyvelere bakar, çiçeklere bakar, kişilere bakarsa baksın, Allah'ın yarattığı nimetler bunlar muhtemelenler. Bir insan kendine bakar, Mevla biliyor, ve el enfüseküm, efela tübusirun, ve el enfüseküm, kendine bize bakmayan biliyor. Görmez misin mevla? İnsan kendine baksa, şu bedene kim yarattı? Eğer yani muhteşem bir makine, otomatik makine şu beden. Gözleri oh. görüyor muhtemelen. Kulak işitiyor böyle. Bunun koku alıyor. Damak tat alıyor böyle. El ayak hareket ediyorlar bunlar böyle. İş organlar, sistemler. Mesela bir solunum sistemi bununla başlıyor. Ağzı yerden sindirim sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemleri böyle organlar birbirine bağlantılı bunlara böyle, böyle. E bu bedeni yaratan kim? Belan biri. Ellezi halakake fesebvake fe adelek. Allah ki seni yarattı halakake. Fesebvake. Tesviye, düzenleme böyle. Organların şekilleri, böyle. kirpikler, parmak uçları, bütün bedende iş güç organları böyle bir şekillere böyle yapılıyor böyle. Ve ve tam her şey beden denk yaratıyor, dengede yaratıyor böyle. İki iki böbrek aynı büyüyor muhtemelen. İki göz aynı büyüyor bak. Ana karnında da böyle. Ana böyle. Hücre giderken iki göz var. Aynı eşit sayıda hücre gidiyor iki göze böyle. Yani haşa ana karnındaki yavru başıboş olsa, Allah adam olmasa ne olur? Gözüm bir hücre fazla gider, gözüm bir şişer. Kulağım bir büyür. Ben. Parmakla ir kar karşı karışık olur. Ayağın bir uzun biri kısa olur. İnsan nasıl yürüyecek bu şey? Yani e denge düzen yani böyle. İnsan buna baksa kim atıyor bunları böyle? Hele dişler be, dişler böyle Mesela diş hekim, diş doktorları okula, fakat okuyorlar, deneyim yapıyorlar, saç görüyorlar. Ama gene diş takıyor, Üç gün sonra gidiyor kişiye. Burası vuruyor, burası vuruyor, burası vuruyor. <laughs> böyle <laughs> böyle. Elhamidin bu işte Allah sürekli hamdü sana. Elhamdülillah, elhamdü, elhamdülillah. Yediğimiz gıdalar, gıdaları yaratan kim? Tadını veren kim? Rengini veren kim? Muhtemelen. Ona rengini veren kim? Ona rengini veren kim? Eğer ki o Mevla gıdalara renk vermese, yani bir çirkin renkleri olsa, güzel koku, kötü kokuları olsa, tatları acı olsa hepsinin insan ne yapacak o zaman? Ya İnsan canı çekiyor şimdi. Mesela kişi sevdiği şey görüyor marabda, markette, orada burada görüyor şeyi. Beybeler mesela canı çekiyor insanın böyle. Neden? Mevlam bak sevdiriyor abi bir meyvenin ne kadar rengi, kokusu, güzel, tadı güzel olsa, eğer insanın tadı da olmasın, yine başlıyor muhtemelenler. Kişi bir şey bilmediği şeye bakıyor insan, gözü hoşuna gidiyor, kokusu güzel, eline alıp bakıyor, yumuşak neyse o güzel böyle, dokunma duygusu iyi geliyor. Ama son noktaya kim koyuyor? Damak tadı muhtemelenler. Bir ağzına alıp bir şey bakıyor, bir sürü bakıyor, Hemen talih yapıyor damak. hemen talih yapıyor raporu veriyor hemen tamam diyor devam diyor böyle. Ne işte bunlar Allah hamd etsin Bunu yaratan kim ya? Damakta da nedir? Hücre sinir hücre Sinirde sinir de hücre mi tamamlar? Hücre be sinir hücre cansız be, be. canlı yani bilinçsiz. es hun Mevla bir. es hun seyahat anlamına geliyor. Buna Es-Saim'in anlamı veriyor bazı müfessirler buna da. Hadis-i Şerif ona dayanıyorlar. İki türlü seyahat var, yolculuk var böyle. Biri Malevi yolculuk. İşte oruç buna giriyor. Namaz da buna giriyor böyle. es saihun kul malevi yeri yani sürük deniyor buna. Kul manevi oluyor böylece. Yani kul önce nefsi marayken eğer Allah yolunda sebat etse, gayret etse, gönülden ama Allah yoluna sarılsa, kişinin nefsi levamı oluyor. Mülemi oluyor, mutmin oluyor böylece. Bir de maddi seyahat var. Hangi seyahat? Allah yoluna fi sebillah böyle. Cihat için, ibadet etmek için, namaz için, sohbet için gitmek gelmek bunlardır. Es-Sahif'e gidiyor bunlar böyle. Allah yolunda gitme bunlarda böyle. Mesela bizim camiye giderken, çıktığı anda her adamana bir hasene on sevamdır. Bir de günah silini bakar böyle. Yerine çıktı böyle. Kimlere niyeti camiye gitmek, evinden çıkarakken ama evinden çıktı da işte bir arkadaşı göreyim, bir kahve gideyim, bir şey içeyim, oradan camiye giderim derse günah girmiyor ama sevap alamıyor muhtemelen yani böyle. Niyete bağlı bunlar böyle. Yani çıkışın niyeti cami olacak böyle şey. Her hafta adımında bir an on sevap melekan muhtemelen böyle. Bir de günah siliyor muhtemelen böyle. Bir de günah siliyor böyle Dönüş, dönüş de bu şekilde. Haç da bunun gibi. Bir kimse Allah için işte neye girsin böyle. Hatta hasta ziyareti olsun, cenaze olsun böyle. Hep bunlar sevap yazılıyor muhtemelen bunlar böyle böyle. Yazılıyor bunlar. Tabi çok ama çok sevap gerek muhtemelen o yolda bizlere muhtemelen böyle. Uzun yolda böyle. Mesela bir insan ıslam edecek, akşam dönecek. Yanına bir şey almaz fazla bir şey. Ben döneceğim sonra böyle böyle. Ama gittiği yerde üç gün, beş gün kalacaksa, bir ay kalacaksa mutlaka bir bavul çantası da muhtemelen. Yanına böyle. İşte ahiret yolu uzun ve dönüşü olmayan bir yol. O da kalacak madde. Ne gerekiyor oraya? Oraya çok azlık lazım, çok az muhtemelen. Yeter demeyelim muhtemelen. Biz karar vermeyelim. Karar mahşire bile olacak. Bir zaman var. Teratı Kalacak böyle. Efendim işte Allah affetsin. Yeter mi? namaz kılıyorum ya. Yok. Yeter yani namaz. Yeter namaz. Yeter Evet namaz kılıyoruz ama acaba namaz nasıl namaz olmuyor böyle? Canlı mı? Cansız namaz mı böyle? Yeter değil bunlar. Erraki'unes sacidun. Erraki'un rükü ediciler. Onlar rükü ederler, rükü. Ve secde ederler. Secde, rükü ve secde. Şimdi namazın dört erkeni var. İçinde bedensel. Altı aslında böyle. Fakat bu dördü bedensel. de kıyam. Ayakta duruma böyle. İkinci rükü, Üçüncü secde, dönüşü de oturma, teyit oturma muhtemelen. Şimdi ayakta durmak ibadede olabilir, adeten olabilir. İnsan namaza değil ama ayakta durur kişi böyle böyle. Oturabilir böylece. Ama bir insan rükü sesi yapıyorsa o kişi namazı belli muhtemelen. Karşılamıyor da böyle. Şimdi Melan buyuruyor, o müminler rükû ve secde ederler. Rükû, secde. Rükû da Allah huzurunda azamet ilahide eğilme, bükülme muhtemelen. Boyun eğme, böyle Önce kıyam, ayakta durum Allah olsun böyle. El bağlama, Mevla teslimiyet mevla. El bağladı kul, Mevla teslim oldu. Tabi boş durulmuyor. Orada kıraat farzdır. Fatiha Hanefi'de vaciptir. Önce Fatih okunuyor muhtemelen böyle. Fatih okunuyor böyle. Sonra zammısı okunuyor. Sıra geliştiğinde Allah huzurunda eğilmek. Rüküye gitme böyle. Allahu ekber. allah Ekber. Allah'ın büyüklüğü karşısında kul abiye iki İki büktüm oluyor muhtemelen Orada Mevla'yı tesbih edip kulaştım böyle. Ne diyor orada? Rabbi Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbil Azim. Azim azamet. Büyütü, kudret, güç. Allah adamı karşısında Allah tesbih ediyorum ben Mevlamız'a böyle. Allah tesbih etme Mevlamız'ı en az üç defa böyle. Tek olacak. Beş, yedi olabilir. Tek olacak. Ama üç olsun da derler temiz olsun. Yavaş böyle? Sıbhan, 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 sıbhan. Gidik e, dedim. Dedim ama lakta kolu muhtemelen böyle. Delilerin lakta kolu böyle. Olma böyle. Yavaş olacak böyle böyle. Elham da bunun gibi böyle. Fatih okurken de yavaş yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin böyle. Kelime kelime her kelime üzerine basarak bunlar bir şey böyle muhtemelen böyle. Belliyerek okumak bunlara gel. Rüküden kalkılıyor, ne deniyor zamanlar? Semi Allahu limen hamide. Bak ya. Semi Allah. Allah eşittir. Burada ecabe anlamında. Allah burada kabul ediyor. Kim onu hamd ederse limen hamide. Sonunda he var buna bak. Semi Allahu limen hamide. Sonunda he var bu hey? burada. He bu da zamirdir bu. Kim Allah'a hamd ederse Allah hamdini kabul eder kabul eder. Kul doğruluyor. Hemen yatmak yok mu? Doğruluyor. İşte ne yapacak bu arada? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allah'ım sana mahsusun. Hatir. Kul ayağa kalktı. Allah'ın azametini bildi. Kudretini gördü. Allah son derece saygılı eğildi. Allah hamd ediyor. Şükrediyor Allah-u Teala'ya. Ne diyor? Ayağa kalkınca. Rabbena ve lekel ham doğrultan sonra tam böyle. Sonra secde işte namazın özü secde muhtemelen namazda böyle. Yani kulluğun zirvesi yokluk makamı, fena makamı böyle böyle. Allah Teala'nın kendini yok biliyor muhtemelen. Onları beni hepsi gidiyor. Kul ne yapıyor? Atatürk'ün secdeye Allah-u Ekber diye kul secdeye kapanıyor orada. Bunların tabi sevabın yanında bir de bedensel sağlık buna faydası da var bunların bir de. Yani boş değil bunların Her ibadetin, zekatın, hacın, orucun, her ibadetin bir de dünyada bedensel sağlık olarak faydası da var böyle şey. Günümüzde bilhassa masa başı oturanlar için böyle namaz şart mı için böyle yani. Namaz şart böyle. Kul ne yapıyor? Önce rüküye gidiyor. Doğru değil mi böyle? Kan bit, bütün beni dolaşıyor muhtemelen. Sonra secdeye gidiyor. Beyni var, beyine. Kırı damardan beyine kan gidiyor böylece. Ama secde yavaş olursa böyle bu. Kişime fayda ver böylece. Allah, Allah hem yaparsa, o muhtemelen. Mesela bir meyve suyu şişesi. İlaç olsun, bir şey olsun böylece. Bunun bir çevirelim bir toplar, karbonhidrat, değil mi? Böyle yavaşmışmış mı? için böyle böyle. böyle secde varmalı. Allahu Ekber alın mutlaka yere yapışacak böyle. Alın yerin seyret duyması gerekiyor. ya durma gerekiyor böyle Ki kılıcı zamanlara beyine kan girsin Kan girsin şey. yani burada boş durulmaz secde. Yine en az üç defa. Bu da Rabbimizi ahla isim atar. Deniyor burada. Senin kalkılıyor. allah Ekber ve duracak bu şekilde. Hem muhtemelen böyle. Allah-u Ekber, allah Ekber secdeye varacak. O zaman ne oluyor işte? Bütün, bütün beden beyazsa beyne kan gidiyor muhtemelen böyle. Beyne kan gidiyor. Kalbin iş rahatlıyor burada. Yer çekimi çünkü aşağıda olduğu, ayakta olduğu için ayakta beyne kan gitmiyor o zaman muhtemelen böyle. Buraya kadar insanın kendi olgunluğu için buraya kadar böyle, buraya kadar. Kişisel bunlar böylece. Bir ağaç, önce ne yapar ağaç? Köküne, aşağı kuvvetini verir. El bir kökü sağımlaşır. Yerleştir kökü ağaç böyle. Bir rüzgara, fırtınaya karşı kendini garanti alış böyle. Kökü verir önce bu şekilde Ondan sonra yukarıya böyle dallara, mallara, büyür bu şekilde. bey ve ancak ondan sonra ondan sonra böyle. şimdi insanda önce iman gerekiyor. İman kökleşecek kalpte, gönülde. Hmm. Efendim işte günümüzde biliyorsunuz neler vardı ve sapıklar mesela böyle televizyonlarda belirli kanallarda vardı. O kanallar belirli muhtemelen O kanallar aslında sicili kanallar böyle, böyle. kanallar böyle. Yani İslam karşı olan böyle ahlakı bozmaya çalışan belli kanallardı bunlar böyle. O kanallar kendilerine görüşüne göre birini bulurlar muhtemelenler. Akademisyenin şu bu olur böyle ki onların çoğu namaza kılmazlar. Abdestsiz onlara bile böyle. İnansız onlar çoğu böyle böyle. Ama bir akademi ünvanı vardır, ona kadar sığınır. Ne yapar? Her şey fethar böyle. İnsanı yıkmak değil yıkmak için böyle şey. İmanı zayıfsa ne olur? hemen kişi ona kapıları gider o trenler. Yine dikilen bir ağaç birden yine dikilmiş abi böyle ver. Bir kuvvet rüzgar geldi hemen kuvvet atar bunu tabi böyle. Ama kökleşince kolay kolay olmaz. Eğirse bükülse bile böyle direnir yani bir otel. Direnir böyle o bu şey böyle. Önce iman gönle kökleşecek ağaç gibi. Otelendir. Ondan sonra bütün bedenin yerecek, iman yayılacak. Söyle gelir ki şimdi? El amiru bil maruf geliyor arkadan böyle. Başkalarının da bundan yararlanmak. Bak. Tamam böyle. Paylaşmak böyle. Yani İslam'da amelleri cennete paylaşmak şimdi giriyor böyle böyle. Yani işte kim ne yaparsın bana ne? Allah hutanını böyle. Bir zat vardı Bağdat'ta Behlülzade diye, Behlülzade adında bu Harun kardeşi, Harun İşit, hükümdarı Abbas devrimi, en parlak zamanı hükümdarı, bu onun kardeşi bak. Yani abisi dünyanın süpercülüğünün tek adamı o anda. Kardeşi de meczup. Meczup dedi, kapılmış böyle. Allah de yanmış böyle. Allah diye yanmış o durumda böyle. Şimdi tabii bunun görevi ne yapıyor sarayda bu? Her şeye karışıyor. Bak bunu yapmaya günah. Herkese karışıyor. Yapma yapma böyle. Şu herkese karışıyor. Bunu çıkar ediyorlar abisine, hükümdara. Efendim işte her şeyimle karışıyorlar Behruzade. Çağırıyor. ya bakalım buraya. Buyur abi. Sen de kimseye karışma karışım diye. Her koyun kene var asılır böyle. Her koyun diye kene başına asılır diye. Sen kendi vaatine bak, sen kendine bak, kimse karışmasın. Tamam mı? Tamam abi şimdi. Böyle Çıkıyor oradan, gidiyor. Bir tabi bir koyun alıyor teremler. Bu koyunu kesiyor. iş iş temizlemeden böyle. Kafası asılı böyle şeyinde boynunda. Kesmiş, temizlemeden bu koyunu alıyor odasını asıyor çengele bacandan koyuyor asıyor böyle. Kapıyı kilit diyor, yeni kayboluyor. Bazı sıcak memleket kapalı yerde tabi kan derken hayvan işi pislik içerisinde işkem içerisinde başlıyor bir koku alıyor sarayı. Bakıyorlar bir pis bir koku geliyor. Nereden, nereden geliyor? Bakıyorlar Mevlin'in odasından geliyor. Kapı kilit ama. Vuruyorlar ses yok diyorlar padişah, padişah da efendim durum böyle böyle. Senin karış odasında bir koku geliyor. Ay ölüp kalmasın kendisi acaba. O aklına böyle. Kırma kapıyı, kapıyı kır bakıyorlar. Orta şey atmış bir koyunu bacağından atmış. Kanları dağılmış, koyulaşmış. Ay korkma başlamış. Sinekte falan gelmiş üzerine artık leş gibi kokuyor. Tam bunların böyle. Arayın bakalım şu deli diyor. Padişah. Arayın bakalım deli bana bakayım. Buluyorlar. Kızıyor. Ne yaptın sen böyle diyor. Abi sen dedim bana dedi Her koyun kemiği asılır. Ama hadi kokusu baştan zarar veriyor bu böyle. Yani koyun kendi asılıyor ama zararı yani kendisine değil bak etrafına zarar veriyor muhtemelen böyle. böyle. Şimdi gençler muhtemelen kötü bir insan zarar olur böyle. Mesela bir komşu işkici böyle, kumarcı, ahlaksız böyle. Bağırır, çağırır, kavga eder, şunları bunları yapar. Bıçak kılır, kavga eder, şunlar bunlar. Etrafına mi, zarar verir. Ama iyi insandan ne oldu insana? O insan ziyak olduğunda Bakın böyle. Bu iş ne gerekiyor? Emri maruf deniyor. Emri maruf. Marufu emretmek. Tavsiye etmek. Hakkı tavsiye etmek buraya geliyor. Böyle. İnsanlara da böyle bak. Akraban, kardeşin, evladın, amcan, dayının mesela kim olsun böyle herkes ne yapacak? Herkes böyle kendi çevresinde artık el yettiği kadar, gücü yettiği kadar, dili döndüğü kadar insanlara da Allah yoluna getirmek, çalışmak gerekiyor muhtemelen bunlara. bak şimdi böyle. Ama giderken bak ben, ben namaz gidelim. şey i̇şte, sahabede beraber gidelim. Şöyle beraber yapalım. Ya içki kim mı? Gitme başlıyorum sinemaya. Başlıyorum şuraya gitme. Bunları söylemek gerekiyor onlara muhtemelen bu şekilde. Peki insan bunu yaparsa bunun bir karşılığı ecri var mı? sevabı var mı? Olmaz mı ya? Allah aşkına kulunu bırakacak mı? Yani. Bir insan bir kişinin namaz kılmasına sebep olsa, sebep olsa, yine koluna girer, çay ısmarlar, icabından onu yemek ısmarlar, onun gönlünü kazanmak için, kişi buna başarsa, bir kişi namaza alıştırabilirse, o kişi namaz kıldığı sürece, Aldığı sevabın bir kısmı buna yazılıyor. Bak. Ama sahabı ama. Sahabı bilir muhteremler. Namaz kılan kişi ne kadar sevap alıyorsa her vakit namazında aldığı sevabın bir katı bir misli de ona sevap olacak böyle. Es-sebi kel-fail. Es-sebi kel-fail. Müslümanlar çalışsalar muhteremler, Müslüman çalışsalar İslam çabuk yayılır aslında muhteremler böyle. İnsan çabuk cehirir böyle. Hem Müslüman ne yap Müslümanlar? Kendi yaşantılarıyla böyle. Bir fiil böyle. Örnek olması gerekiyor Müslümanlara böyle. Şuna bakıyorsun mesela adamın sakalı makalı var. Hacı takkesi var başına var. Yolda gidiyor ağzına bir sigara mı? Oluyor mu bu? Olmaz mı muhtemelen böyle? Olmaz mı muhtemelen? Örnek olmuyor böyle böyle. İyi örnek olmalı. E bırakan bir o pisti git kenarda kışa bırak. Gizli iş işte bari, bari. Örnek olma gençlere mesela. Ve nuhal münkeri bir de mülkeri neh etmek. Ve nahun, ne Münker, İslam'ın kabul ettiği şeyler. Haram günahlar yanında böyle böyle. Mesela bir kız baş açı geziyor. Ya, e, halan kızı, teyzenin kızı, insan kız karışı olabilir kendi kızı olabilir, komşu kızı olabilir mesela. Yani kişi kime böyle e, sizi geçiyorsa, nasıl geçiyorsa bunlara sevme gerekir muhtemelen böyle. Gerekiyor böylece. Peki açık gezen kızın ne olacak hali muhteremler? Yani bu çok zor bir şey muhteremler, vallahi muhteremler. Yani bir kız, bir kadın tabii e, baş açık olarak, işte kulu kısa olarak da yazın tabi daha fazla aşama oluyor. Dışarı çıktığı anda bunu hiç kimse görmese, tena bir yerde, tarla, bayırda bile olsa yine haram işliyor böyle. Eğer bunu bir erkek görse, erkeğin aldığı günah bir katı da onun olduğu bakın böyle. Eğer çarşıya gidiyor, pazara gidiyor değil mi? böyle, özel gezmeye gidiyor. Bir diyelim on onda diye yüz kişi görüyor bunu böyle. Daha fazla kişi görüyor kalabalık yerde bunları böyle. Bak Yani açı gezen bir kadını, kızı kaç şey görürlerse, ona bakarlı görürlerse onu, onun aldığı günahın bir katı da, toplam günahın bir katı da bunun üzerine yükleniyor. Bu kişi, bu kız yani kadın, mahşeye geldiği zaman o bunu fakan değil böyle. O neyi biliyor? Açık gezini biliyor. Günahını biliyor böyle. Onu biliyor böyle. Mahşerine geldi. Hesaba çekiliyor. Önce başına açık gezdiği için Allah örtün buyurdu. Kur'an'da Mevlana böyle buyurdu. Resulullah böyle buyurdu. Allah, Peygamber Kur'an tanımadı. Açık gezdi böyle. O günah kondu. Şimdi sıra geliyor. Bakın hayatı boyunca böyle. Yaşam boyu muhtemelen böyle. Bunu kaç yıl görmüşlerse, bu şekilde görmüşler, erkeği görmüşlerse, aldı günahların bir katı buna böyle. İşte filanca günü, filan vakitte sen çarşıya, pazara gittin, 200 yüz seni gördüler bu kadar sevap Koy bakalım, koy bakalım diye başlara koyunca, vallahi zor çaktım muhtemelen işte. böyle. Çok mu çoktu muhtemelen böyle. Bir kadıncağızın kolası ölmüş, genç yaşında, bir kızcağıza kalmış yetim olarak korasından kendisine. Kadın da garipmiş orada. Gidecek yeri bir kadının da öyle bir küçük bir kulübede artık kadın zor zahmet çocuğunu büyütmek çalışıyor kızını. Kızı 15-16 yaşlarına gelmiş. Kızcağızı birdenbire hastalanıyor. Ölüyor bile birdenbire. Ecel gelmiş tabi. E kadının bütün her şeyi, her şeyi ona vermiş kadın, her şeyin böyle. Ana baba yok, koca yok, böyle. Kimse yok bunun. Tabi kız ölünce kadın yıkılıyor artık böyle. Ama ne yapacak? Elim şey gelmiyor tabii böyle. Tabi yıkanıyor, defin deliyor. Artık kadın günlerce ağlıyor, uyumuyor, ahva ediyor. Sonra da artık ölümü kabulleniyor da ne istiyor? Ah rüyamda görsem diye artık böyle. Artık ölüm kabulün artık böyle. Ah rüyamda görsem artık. Buna razı artık böyle. Tabi İsa'ların namazı kılıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor derken, bir gece kızını görüyor. Görüyor ama kızı alev içerisinde, Neresi? başı, başımız derler. Bir iki kolu dirseğe kadar yanıyor. Başı yan başı yanıyor. Yalnız başı alev içerisinde yanıyor. Bir, i̇ki kolu dirseğe kadar alev içerisinde böyle. Kız ama ah vah kız sahibi böyle. Ah kızım ne oldu sana böyle? Kızım ne oldu sana? Ah anneciğim diye ben diye bazen başa işte kolu kısa dışarı çıkardım böyle diyor. Onun için bu azabı görüyorum bu şekilde böyle. kadın uyanıyor. Uyanıyor için daha iç yanıyor şimdi artık böyle kızın öyle görünce ateşle görünce bir ana yüreği tabi ağız yanıyor böyle. Ağlayarak yatarken yatağa girmiyor böyle. Oturuyor da ağlayarak yatarken bir ses duyuyor, ses. Kimse görmüyor. Kızının kurtulmasını istiyorsan 40 gece, 40 gece üç tane kalbi bir araya getir. Üç kalbi bir araya getir, 40 gece. Deniyor buna böyle. Uyanıyor. Allah Allah, 40 gece üç kalbi bir araya getir. Bir şifre, muamma. Tabii çözemiyor bunu. Sabah oluyor, bir komşu kadıncağızı varmış. Çok muhterem, salih e kadınmış böyle. Olgun, kan bir kadınmış. Ona gidiyor. Hacı teyze diyor, böyle böyle bana rüyamda diziler. Böyle anlatıyor. Bu ne acaba? Ne anlama geliyor? Üç kalp araya gelecek. Ne anlama geliyor? Ya duruyor, gülümsüyor. Kızım diyor, üç kalbin biri senin kalbin. İkinci gecenin kalbi, üçüncüsü kuranın kalbi diyor. Üçünü böyle getirebilir diyor. Yani diye gece yarısına kalk, gecenin kalbi tam gece yarısında. Kur'an'ın kalbi yasın. Yasin oku, kendi kalbi hazır olsan böyle, kalben böyle, gönül oku bile böyle. Hemen o gece kalın kalkıyor, tam gece yarısında ama gece yarısı muhtarında öyle okunduğu vakit böyle. Öğle yazana karşı okuyorsa, o an tam gecenin yarısı, Güneş tam altımızda olmuyor böyle. Öyle vakti yani tam tepemizde güneş, o zaman tam altımıza geniş böyle. Tam gece yarısı öyle baktı öyle ezanında böyle. Kadın tam gece yarısında öyle okuntan sonra okunması sade yani böyle gece o saatte abdestin tazdır iki namaz kıl oturuyor. Yani bir ana yüreğiyle ağlıyor ağlıyor göz yaşıyla okuyor ilk gece böyle. 40 gün okuyor böyle. 40 gün Kırkın okuyor. Kırkıncı gece artık bu üç kalbi tamamladı. Allah'a dua ediyor, yalvarıyor. Allah'ım kızımı affet bağışla, onu bana elimde göster diye Allah yalvarıyor. Denedir. Ve ana yüreği. Ve oturduğu yerde otururken uyu, hafif dalıyor böyle. Uyku dalıyor, kızını görüyor. Denedir. Kızı yeşil gibi böyle. Yeşil etrafında nur gibi kız var böyle. Kız sevmişti, güzel kızı böyle. Kızım, kızım, sen ne oldu? Anne Allah sen razı olsun anneciğim için böyle diyor. Her akşam bir asım bana gönderdin. Her akşam bir ateşim diye hafifle hafifle diyor. Artan biti diyor. Kurtulma da inandı böyle Şimdi işte muhteremlere böyle her insan bir kızını sever. Her insan kız kardeşini sever muhteremler. İnsan gelini sever, torununu sever. Ama bu ne yapmalı? onu kurulması şey muhtemelen böyle. Korumasın Allah korusun açı ölürse, ölürlerse izah Demek ki bir de mülkere nehyetmek böyle. Haramları. Mesela arkadaşım iç alkolü mesela şu an müteladır. nereye gidiyor? Yok kumardır, şu budur. Bunları engelleme çalışmak gerekiyor. Toplamalı gençlik kendi aralarında mesela kitap okunmalı, bir şey yapmalı kendi aralarında. İslam'a hizmet muhtemelen. Bir insan kurtaran bir kişiye böyle. Ve dokuduğun üstü vel hafizun le hududillah hafizune le hududillah vel hafizuna. Hafiz koruma muhafiz etme böyle. Aldan hududunu korumalar. Le hududillah hudud aynı Türkçe biliyor. Hat hudud yani böyle. Allah'ın çizdiği hududu onlar korurlar böyle. Yani kendi yaşantılarında Allah'ın çizdiği hududu var ya Kur'an çizmişti bunlara böyle. Bu açmaz da bunu böyle. Açmazlar böyle. Haram bakma değil mi? Mevlam bir hudut koymuş ona. Haram bakma, tam bakma derler. Mevlam buyuruyor, müminler gözünü kapasınlar böyle. Ya guldu mu ya tarihim? Kullu müminler Mevlam bir söyle mümin erkeklere yevuldu mil ebsari. Göz yumuşsunlar böylece. Bakınız. Göz yumak farz mı? Harama karşı böyle. Farz mı? Her zaman diye böyle. Bak. Burada ayet-i min var. Min ebsariyim. Min, mini min tebziye burada. Mini tebziye. hani bazı yerde, gereken yerde gözü yumuşsunlar böyle. Gereken yolda göz açık tabii böyle. böyle. Ama bak karşıdan böyle bir kadın açık saçık böyle kız bir şey böyle geliyor. Önüne geçiyor, yanına geçiyor. Ne yapma gerekiyor? Hemen şey gözü kapanıp bir kapamak mı bak. Kolay mı kolay? Ama bir farz sevabı mı Bunda bir farz sevabı, <laughs> farz sevabı mı tınım? böyle? Ömer Sünnet'e bakın derler. Ömer daha sevabı, sehabı bunun daha fazla bir böyle? Yani kişi günümüzde, e, günümüzde biraz zor uygulamak, ama sevaplar daha çok mu tabi böyle? E, kişi bir önüne bakar, yanına bakar, Hele gözün kapılması Kuran-ı Kerim'in daha mutabı geliyor böyle. Ya guddu mesela. Yani o anda kişi niyet etmeli, etmeli kişi etmeliyim? Rabbim sen bana gözünü yum kapat diye emrettin. Haram bakma diye kapıyorum. Kalbim böyle. Bir kapatın gözünü. Vallahi bir farz var. Farz Yani i̇ki kadar farzamızı kılmış gibi böyle böyle. Yandı, böyle. gibi böyle böyle. Ya. gibi böyle böyle. Farsan böyle. Kişi mesela 10 tane yüz defa mesela büyük, yerde böyle yoğun yerde böyle kişi ne yapacak? Ama Allah emrini hatırlarak böyle. Hatırlarak böyle. Rabbim sen bana gözünü yum dedin. Allah yum gözü yumuyorum. Böyle. Niye şart mı böyle? Yani Allah şart yapmış böyle. Böyle gözün kişi yumacak. Bir göz yumacak. Çok kolay ama irade gücü lazım bana. irade. Neden? Nefis bakmak istiyor. Nefis böyle. Yani nefis ile bir bakar değişik farklı görmek ister böyle. Şeytan bunu tahrik eder, teşvik eder böyle. Şeytan tahrik teşvik eder. Nefis zamanı bunu ister. Açmak için bunu irade gücü lazım böyle. İman kuvveti lazım bana. i̇man i̇şte kuvvetiyle kişi bunu yaptı mı kişi on defa, yirmi defa bir kişi böyle gözüne yumsa o kadar büyük sevabı bu tabi bazı sevaplar bizce önemsiz bir günü bizlere. Öyle geliyor bizlere. Dünyada yapıyor. Önemliyiz bunlar bunlar böyle. Ama ne olacak? yerinde, bak mahşi yerinde Şimdi sıra gelecek. Kulun tabi günahtan kaçınmasına. Kul bunlar farkına değil. Kul bakıyor ki mizanda sevabı az gibi görüyor böyle. Mevlam buyuruyor, kalbi neden hanacir böyle kalp yüremiş, yerine hoplamış sanki bu arada tıkanmış bir kalp böyle böyle. Aşımı böyle, böyle korku zirvede anlamı böyle böyle. Korku zirvede böyle Kişi gözünü açıp kapayamıyor böyle. Evet. Ay ne olacak? Bütün karar orada mı canlılar? da böyle. O durumda kişi muazzam dorukta heyecanlı korkuda da böyle. Sana kişinin kulağı ümidini kesti. Azmı sevabı geliyor. Diyecek ki Rabbim kulum. Korkma bak, Daha senin sevaplarım var. Ne var? E, filan gün işte filan pazara giderken şurada böyle önüne bir çı çıplak bir kız geçti ki böyle nefsin istediği halde, şeytanın tahrik ettiği halde sen benden korktun, gözünü yumdun, benim korkumla al bunun sevabını bunu. bak. Fars yoktu böyle. Bir kere değil bu da. Onun kilosu bin kilo olmuşca cevabında böyle muhteremler. Bir saat var cevabında böyle cevabında. Allah'ın cevabı çiğdi hududu bunu hiç çiğnemek muhtemelenler. Mesela faizde. Ne yapıyor günümüzde? Esnaf şimdi esnaf günümüzde. işte efendim bu zaman olmaz. Neye olmasın ya? Neye olmasın muhtemelen. Olma Allah emretmez bunu bir böyle. Haram faiz muhtemelenler. efendim büyük iş yapamıyorum. E küçük yap işine böyle. Karnım doyur muhtemelen böyle. Allah sana belki de görür, verir versin verirsin böyle. Bu işe, faiz mi? Kaçmak gerekiyor. E, kredi kartları da muhteremler faizin tozu işte muhtemelen böyle. Yani kişi buna işte ödese bile, şey yapsa bile gene buna faizin tozu muhtemelen. Kaçma lazım bunlardan böyle. Gene paranı cebine koy, parana göre al. O zaman insan borçlanmaz muhtemelen böyle. Ama kredi kartı kişi borçlarının farkına var mı böyle? Sanki ona bedava gibi geliyor böyle. Ona bir bas veriyor kredi kartını, ona bedava gibi geliyor. Ama o zaman bak ne yapıyor? muhtemelen sonra böyle. İslam'la yaşarsak burada o kadar işimiz kolay muhaşerde muhtemelen. O kolay böylece. Şimdi evin mesela direkleri dikilirken temel yapıl direkt dikiliyor böyle. Ne abi usadın böyle alıyorsun şakülü karşıda biri var böyle. Biraz sağa vur, biraz sola vur, biraz geri çek, biraz şöyle yap. Böyle bakıyor böylece. Canım ne olacak? Yamuk olsun biraz. Olmuyor muhtemelen. Yamuk oldu mu direkt? Kapı zaten böyle. Babı kapan muhtemelen böyle. Yani bunun için dünyada muhtemelen böyle çekerse böyle şakulu alsa yaşayan bir teraziye o da işimiz falan böyle. Maşer bir gün bir gün. Ama ne kadar o gün? 50 bin yıl muhtemelen böyle. 50 bin yıl. Bir gün böyle. Olur mu bir gün 50 bin yıl? E, kutut oluyor 6 ay bir gün. Dünyada oluyor muhtemelen böyle. Ayda da uzun muhtemelen böyle ya mahşerde bir gün 50 bin yıl Hesap böyle böyle. 50 bin yıl böyle. Ayak üzerinde, ayak yanlayak, baş yıplak, güneş yakıyor. Tabandan gümüş gibi beyaz maden olacak yeryüzü. Kızın ateş gibi saç yakacak bu böyle, kalabalık böyle. Korku, stres böyle, titreme insanlar böyle. ben terleme böyle baskı içerisinde. 50 bin yıl asılsız mu bir şeyler böyle. Ama kim burada işlerin düzeni yaparsa oradan kadar kalacak bir namaz duyacak kadar bak. Bir vakit namaza kadar muhtemelen. Mesela iki namaz yerim yani böyle. Dört yıkar fazla ama böyle. Kılacak kadar böyle o kadar. Her şey tamam. Amel dörü tertemiz. Tamam. Allah her şeyi biliyor. Yüzden başına geliyor. Namaz tamam. Geç bak, koy sevam bakalım. Şu bu tam bu tamam da elam tebe etmiş. Kulun geç bakalım. Nereye? Havuz kenarına, başına. Arşın gölgesinde otur bakalım otur İşte aziz cemaatimiz ne yapmak mı gerekiyor burada böyle? Yani sonu ölüm bu namaya. O ölüm otur hemen böyle. Can bakalım ne olacak? Bakalım yok mu? Yani şans yok bunda ki Son ölüm bunu böyle böyle. Doktor da olsan, özel hastanın sahibi olsan, Yatın batın da olsa böyle, yatın başta da olsan, hadi batın böyle. Hadi batın. Onun sonra onun, 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 böyle. Bunun sonra kefen, tabut, mezar, mezar, kabir muhtemelen, kabir muhtemelen yani. Kabir böyle. Bir bir anlattı. Erenler mezarına gitmiş. Bakmış, yeni mezar kazmışlar. Daha canlısı gelmemiş. Gitmiş böyle. Bir mezara gireyim bakayım diye bu. Tek bak, yalnızmış burada Mezarda. Biraz daha girip bakayım diyor şöyle. Kendi anlatım adam böyle. Mesela yine böyle giriyor. Ama ayaktayım diyor. Başım dışarıda. Etan bakıyorum diyor. Hiç korku gelmedi mezardan beri diyor. Bir de yatayım bakayım diyor. Mutlaka. Yatayım bakayım diye. Uzandım diyor. Yemin etti vallahi billah korktum dedim. Üstü açık oldu hale. Yani mezara girdim. Sağım yattım dedi mezar yattınca dedi böyle. Vallahi billah korktum dedi. Muhtemel. Yatamadım korktum dedi. Üst üste alçak oldu bak. E bunun sonu ölüm muhtemel azı cemaat be. Son muhtemel böyle. Sa ölümün yaşı da belirli değil böyle. Efendim işte daha gencim. Gönce yok ki kesin bir şey yok ki böyle. Burada. E sağlığım yerinde hastalıkta şartlık vermek için bir anda bir şey gelir gider insan muhtemel. Bunun için yani insan çok yaşasa, bunun sonu ölümdür. Kişi ne yapacak? dünya hemen kaldı, bir anda böyle. Bitti dünya. Adı oldu cenaze. Adı cenaze böyle. Adı oldu cenaze. Kim olsa olsun böyle. Paşa olsun kim olsa. Adı oldu cenaze oldu. Yıkanacak, kefenlenecek. Son gömleği dünya Yani ambalajlanma. Bir ambalaj bu böyle. İnsan doğduğu zaman insan gene kefene sarılıyor. Adı kundak ama. İsim değişiyor. Adı kundak var. O da kefen abi Şu dünya çıplak geliyor muhtemelen. Yıkanıyor değil mi? Bak yıkanıyor. Bir kefene sarılıyor. Bana kundak diyorsun muhtemelen böyle. Ölünce yine yıkanıyor. Yine bir kundak sarılıyor. Doğada da kefen oluyor muhtemelen böyle. O kadar işte. Böyle. Yani hayatın başı kundakla başlıyor. Kefenle noktalanıyor muhtemelen böyle. Ondan sonra hiç bir tatma muhtemelen kefene giyip pamuklandığını, gülsün serpildi, tabuta kondu efendim, ala bakılan mezara gidiyorsun. İnsan ölmüyor ki, ruh ölümsüz. Her şeyi gören bilen ruh muhtemelen. Beden diyor ki böyle. Parmak kesilmiş şey ama pamuk böyle. Ruh insan da böyle. İnsan ruh muhtemelen. O var ya mezara giriş muhtemelen, mezara giriş muhtemelen. O andaki mesele muhtemelen. O andaki mesele muhtemelen. Yani mezara konduğu anda. Kişi i̇şte ruh ayıran bedenden böyle. Ruh bakıyor böyle, bakıyor ki eyvah kefene sarılmış böyle. Mezara giriyor. Ben de öldüm. Benim başıma geldi mi Dedi. Mezara giriyor. Tabi üstü örtülünce daha dehşet muhtemelen. İnsan dağılınca bu da artıyor muhtemelen böyle. Arkadan başlıyor kabirde sorgulama işini şey var ya. Nedir orası? O alemin gönül kapısı orası. Kuyruk kapısı muhteremde. Kimli kurtulan var böyle böyle. Men Rabbike, Rabbin kim? Rabbine kimi kulluk ettin? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Peygamberin kitabın gider. Ya muhtemelen böyle. Ya, böyle. Kişi ne yapıyor şimdi mezarda şimdi? Mezarda mı? Ah diyeyim böyle. Ah, ah diye. Ya leytini kaddem hayatı bak. Ya leytini kaddem hayat. Ah. Keşke buraya gönderseydim bir şey. Dünya bir kaldı mı der. Evet yazlık ev dikmiş, kışlık ev dikmiş, apartman dikmiş, araba almış, yer araba almış, şunu almış, bunu almış, ben çok şey etrafı almış, çevresi varmış. Kimse kalmadı ki anlatılır. Herkes dağıldı böyle. Oğlu kızı gitti, damadı gitti, kardeşi gitti. Herkes dağıldı gitti. Tek başına kaldı. Dünya kaldı muhtemelen. Doları da kaldı, parası da kaldı, altını da kaldı, arsızı da kaldı, borsası da kaldı. Hepsi kaldı. Elbis takı hepsi kaldı mezarda ne lazım amel Ameli salih. Sevap alanlarda. Ne yapalım Ya aleydi kattım. Ah! Keşke buraya gönderseydim. İşim orada. Ama dönüş yok muhtemelen böyle böyle. İşte aklın da görevi bu muhtemelen. Aklın görevi böyle. Ne de aklın görevi? Önceden bir şeyi önlem almak, tedbir almak bir şeyi önceden böyle böyle. Yani ölüm gelmeden ölüme hazırlanmak. Hazırlanmak gerekiyor. İnşallah dünyada muhtemelen böyle. Önce beş namazımızın mesela bakalım. Kaza varsa kaza kılalım Allah'ın izniyle muhtemelen Çok çok tevbe edelim. Pişman da duyalım yaptık kütüklerimize. Allah yolunda yürümeye çalışalım. Ve İslam'a hizmet muhtemelen. İslam'a hizmet ver Uyarmak yetenemiz gerekiyor. Böyle ki bu nedir? Elhamdülillah ayrı bir kazanç muhtemelen. Yani bir kişi mesela 10 kişiye namaza başlayabilse, 10 kişiye Kur'an okuması öğretse, 10 kişiye Fatih öğretse, 10 kişi bir aramda soğutsa, 10 on kişi onu yaptığı sürece bunun sevabı devam ediyor. kızı örtülmesine sevap olsa, 10 kızı örtülmesine sevap olsa, onu da örtülünce sürece onun sevabı alana sevabı demedim. Hatta kişi ölse bile, ölse bile, Mesela dünyada bir insan Allah yoluna vakfetmiş, İslam'a çalışmış, talebe okutuyor, namazı teşvik ediyor, kızları teşvik ediyor. 10 kişi, 20 kişi sevap olmuş kişi muhtemelen böyle. Kendi öldü böyle. Öldü ama sevap olduğu kişiye dünya namazı kıldığı sürece ona sevabı gidiyor mu? Kavramış mı? Onun sevabı gidiyor muhtemelen böyle, böyle. Elhamdülillah belamızın bunlar, rahmeti bunlara muhtemelen. Ve Mevlam bu ayetin sonunda söyle ve beşşiril mümini Ve beşşir müjdele, müjdele. Emir. Kime? Resulullah. Peygamber Allah hepsi böyle. Müjdele kimleri? El müminin. El müminin. El mü i̇lam diyor bunlar böyle. Her mümin değil ama böyle. El müminin. Bunları yapı uygulayanları onları müjdele. Ben Adı zihni buradaki lahm-ı tarif dört anlama gelir buradaki adı zihni deniyor bu lahm tarif buradaki el müminin habim buraya mevlam peygamberimize işte bunlar yapan müminleri onların müjderi ne ile cennet muter cennet verir cennet muterler nedir cennet değil mi cennet nedir mutlaramlar evrende tek güvenli yer cennet evrende mutlaramdan tek güvenli yer berişler ölümü olmayan, hastalığı olmayan, yaşlılık olmayan, deprem olmayan, savaş olmayan, vahşi olmayan, mikrop olmayan, kötü insan olmayan yer evrende cennet mutlu cennet Cennet mutlu. Mevla nasipse bir inşallah inşallah muhtemelen. Orada inşallah beraber buluşup bile orada sohbet yaparız inşallah muhtemelen. İnşallah, orada inşallah. En büyük nimet cennete kavuşmak muhteremler. Orada iki türlü giriş var cennete. Biri duhul evvelin deniyor. Duhul evvelin. Duhul evvelin. İlk girenlerle. Yani mahşerden hiç cehenneme yanmadan mahşerden direkt cennete gitmek. Bu adı duhul evvelin böyle. Duhul evvelin böyle. Yani mahşerde el, hesabını verdi elhamdülillah. Sabı bol, o kadar ki Rabbimiz rahmeti muhteremler öyle kul olacak ki mahşerde mizah hesap başında günah sahibi dartılırken bakıyor kul böyle artık ümidini bitirmiş kul böyle çıldıracak böyle. Bakacak az geliyor. Peki böyle kulun üzülmesi yani daha sahibi var kulun var senin sahibi Ne var ya Rabbi? Sen rüyanda namaz kılın rüyanda. Ona koyun bakalım bak. Rüyanda sen Kabe'ye gittin. Rüyanda sen Kur'an okudun sen Allah zikretin, zikretin sen beni. Bak muhtemelen böyle. Ondan muhtemelen böyle. İşte duhlu evvelin böyle hiç cehennemi görmeden, yanmadan cehennem muhtemelen Yanmadan cehennem Allah korusun böyle. Cennete vardı. Kimlerle beraber? Nebiler, sıdıklar, şehitler, salih evliyalar vardı böyle. Sahabe-i kiram böylece. Elhamdülillah cennetten böyle mahşerden ne de böyle cennetten böyle. bu konvoy evet. muhtemelen önce peyg peygamberle peygamberler önde. 124 bin peygamber Allah'ın sayısından kesin değil. Ondan sonra o peygamber ümmetleri böyle sahabeleri, sıddıkları, şehitleri, salihler ve Allah'ın mümin kulları her birbirinden temiz böyle. Ruhsal insanlar, malum insanlar böyle. Tabi insanlar böylece cennete gelinecek ama kapı kapalı yani kapısı mı? Kapalı heyecan da, o da artık bitti ama her şey bitti artık. Korku bitti ama artık. Geri dönüş yok. Yanlış oldu, hesap yanlış oldu yok. Bunlar orada böyle. Orada böyle. Tamam böyle. Ne başlar orada? Aa cennetli bir görsel işte. Nasıl bir bakan cennet böyle. Böyle mi? Vefut ebvabuha. Vefut yat ebvabuha. Bakalım hazineti var. Açıda kapılar böyle. Sekiz kapışlar böylece. Çıkacak hazineler var böyle. Reisi var. Melektirin başı. Adı Rıdvan böyle ne yapacak? Selam verecek. Diyor ki, aleyküm, tıb tüm, yani selam verecek. Selamun aleyküm, Allah artık selam Dünyadaki selam dua anlamına geliyor. Allah sana selamet versin. Oradaki haber deniyor orada. Duaya korumak denemeler. Artık selamet Artık bitti işler böyle. Tıb tüm, oraya pak gelin buraya. Anı böyle. Fedhuluha halidin. Bugün girin bakalım. Ebedi kalıcı olmak üzere. Girin bakalım muhtemelenler. Başta peygamberler böyle. Ence peygamber aslında İlk başta atma böyle. Cehennetler böyle. Peygamberler, sıddıklar, şehit, evliler böylece. Herkesi bir melek karşılık. Herkesi melek karşılık böyle. Kişi girer girmez melek gelecek. Ona selam verecek. Ya bakalım ben seninle görevliyim var. Onu alacak, onu verecek makamına. Herkes orada köşkü, saray hazır. Herkes burada böyle. Köşkü, sarayı, bahçeli ağaçları, meyveleri, akrosu hepsi kendi mülkü böyle. Dünyadan çok büyük ama. Dünyadan büyük bir kişi bu böyle. Bu da büyük. Al bakalım Ali Efendi, Al bakalım Zeynep Hanım. Al bakalım Ayşe Hanım. Al bakalım Veli Hanım. Veli Efendi bu senin köşkün. Bakacağız da karşıdan al aldı. Göze kamaştı Kırmızı yakuta, yeşil zümürten böyle gümüşten, beyaz gümüşten karşısına gözük amaç takımı tane böyle böyle. Ya benim bu, benim bu, ev bu böyle bu. Yetmiş kat. Her katı düşüyor, dayalı, hepsi hazır. Doğalan böyle böyle. Her şeye doğal hazır böyle. Üzeri taras, bir de ağacının dalları. Tuğbaşının dalları böyle. Tuğbaşının dalları. Her dalında çeşitli meyveler. Böyle. Meyveler böyle. Cennette ölüm yok. Hastalık yok. İşte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, içine bir sıkıntı yok. bittim var bunu. Bitti bunu. <laughs> Günün darlığı yok. Çalışmak yok. Namaz yok cennete bakmak. Namaz yok orada onlar böyle. Namaz dünyada böyle. Namaz yok orada böyle. Oruç yok namaz oradan, Namaz yok orada böyle. Ama çarşı pazar da yok muhtemelen böyle. Yani gideyim marketten, pazara gideyim de efendim alayım da poşete şunu alayım, bunu alayım, geleyim, pişireyim yok. Yok bu muhtemelen böyle. Her şey de o hazır böyle her şey hazır. Gülman var, huriler var, edenler kişiler edenler bunlar. Her şey hazır muhtemelen. Herkes eşi olacak orada, olacak cennette. Efendim orada berber yok muhtemelen böyle. Yani tıraş yok mu böyle. Tırnak uzamayacak mı böyle. Yani kalktığı mezarın neyse aynı kalıyor böyle. Aynı saçı, her şeyi aynı kalıyor. Ve isteyemeyen kıllar olmayacak orada muhtemelen cennette böyle. İstemeyen temizlik gerek kula olmuyor cennette. Tırnak büyümüyor cennette. Yani. Sa tırnak kesersin, tırnak kesil lazım. Yok o da market alacaksın adam tırnaklar. <laughs> ya kim orada beber olmuyor da? Kim aykırı bu yerde olmuyor da var böyle. Her şey orada doğal böyle. Hocak mevlam kullarına kulu veşrebi heni bir ma kuntum taamelu. Kullarım yiyin yiyin kullan yiyin bol bol yiyin. yiyin. Ve şu işin cennet ırmaklarından akarsanlardan heniyen afet sindirerek böyle. Hemen sindiriliyor. Barsa inmiyor barsa ama. Barsa yok mu? İdrar yok. Tuvalet yok mu? Cennet, böyle. Yiyorsun böyle. Hafif hemen bir gaza dönüşüyor. Abi bir gerildi. O çıkıp gidiyor mu? Cennetten solumak yok cennette böyle. Nefes alıp vermek o da yok mu? O da bir dert durmadan böyle yani biz fakan değiliz ama aslında dert bu muhteremler. Melekler bize gülüyorlar muhteremler. Durmadan böyle nefes al ver al ver. Dur, i̇nsan duramıyor şey böyle böyle. O da cennet muhteremler. Cennet böyle. Tuvalet yok muhteremler. Saç tıraşı yok. Tırnak kesme yok. İstenme kıllar yok orada Uyku da yok. Yorgunluk yok. Yer çekimi yok ama böyle. Yer çekimi yok böyle. İsteyen havada uçuyor. İsteyen oturuyor kanepesine yaslanıyor. yeni kanepesi. Onunla haber gidiyor böyle. Geziyor, dolaşıyor. E, tabii orada herkesin yakını var cennette. Herkesin mülkü ayrı böyle. Yani eğer bir kız erkek bülü çanıp ölmüşse onun kendi mülkü ayrı oluyor. cennetler yani, ayrı böyle. Eğer şu küçük ölmüşse o anne babası yanında kalacak böyle. Aynı yaşta kalıyor. Yani böyle. Şinçan'da görüyor, Aklına görüyor değil mi? Benim bir anneciğim vardı ya, benim bakan, onu bakayım bakayım diyor, ona gezmeye gidiyor, babasına bakıyor, oğlu var, kızı var, torunu var, annesinin annesi annesi var, babasının babası var, dedesinin dedesi var böyle. Tabii ki diyor bu şekilde. Birbirini görenler, tanışanlar, sohbette kendi aralarında böyle, iş yapıp hemler, uyku yok, yorulmak yok, çarşı pazar yok işi yok. Eyvah sağda bakayım. Akşam oluyor. Hava kararıyor. Yok mu böyle? Yarın yok. Zaman dilim yok böyle. Yarın yok böyle. Dün yok. Bitti o. Hep aynı böyle. Aynı ılman bir iklim. İlk bari iklimi. Ne sıcak Böyle esmi mesmiyor. Öyle bir hava burada. İşte böyle bir cennet varken muhteremler dünyayı aldanmak yani ahmaklık muhterem. Kusura bakmayan böyle böyle. Ahmaklık muhterem. Yani şu kısa ömür. Kısa ömür Ömür sonu belirli muhtemelen. Ya yani ömür uzun bile olsa, ömür sonu nasıl ömür sonu ne oluyor? Uzun ömür olsa bile, ömür sonu iyi olmuyor muhtemelen. Hasta ömür böyle. Kişi yatana kalkar sabahın ay belim tutulmuş, işte karnım ağrıyor, kalbimi sıkıştırıyor, midem sıkıştırıyor, yapıyor, bir şey yer, onu sindiremez, o sıkar kendisini. İşte muhteremler, İnşallah gücümüze böyle İslam'a sarılım muhteremler. Yaşayalım. İslam'a çalışalım inşallah. Nasip etsin hep cennet inşallah. Billahi Teala Fatiha.